Türkiye'nin bütün televizyonları onlara açık. Bu alçak adamlar çıkıyorlar, her gün iffetli, namuslu, haysiyetli vatan evlatlarına saldırıyorlar. Ve bunlara siz zemin hazırlıyorsunuz. İşte 3 gün önce 2 tane adam çıktı orada. Evvelki gün, 2 gün önce Latif Erdoğan diye birisi var. İsmini bile zikretmekten insan tiksiniyor. Bu adamlar çıkıyor, herkese önüne gelene saldırıyorlar. Ve bir kurguyla konuşturuyorlar televizyonlarda. Ne diyorlar? Efendim biz şunu yaptık, bunu dedik, bunu ettik, sonradan hainliği. Hayır. Hainlik de baştan beri, onlar da hainse hain, siz de hainsiniz. Bunu söyleyen adamlar da hain. Ve bugün Türkiye 15 Temmuz'u yaşamışsa, bunların hazırladığı zeminde yaptılar. Bunların hepsinin hesap vermesi lazım gelirken, birileri tarafından televizyonlara çıkıyorlar. Ne kadın diyorlar, ne erkek diyorlar, ağzına gelene saldırıyorlar. Bereket birbirine düştüler şimdi. Latif konuşurken öbürü çıkıyor diyor ki sen yalancısın, sen şeyi terk ettin diye bereket onlar çıkıyorlar. Ama bu adamları hangi maksatla çıkarıyorlar? Onun için bizim basın toplantımıza, gündemimize aldığımız konu da büyük bir ulusal televizyonda Latif Erdoğan denen adam çıktı o gün. Daha konuşmasının başında şöyle bir laf etti. Efendim Muhsin Yazıcıoğlu MHP'den ayrılmasına ve parti kurmasına FETÖ'nün şeyiyle parti kurdu çıktı. Hatta maddi destek de vermiş olabilir gibi bir ifade kullandı. Arkasından arkadaşlarımız televizyona maille girdiler, dediler ki bak edepsizlik etme. O e-postalar gidince moderatör olan hanımefendi okudu ona. Bu sefer yok ben öyle öyle demedim. Ben onu bir şey demedim. İşte ben yanlış anlaşıldım falan filan dedi. Ama her zaman yaptıkları bu. Karşılarına çıkıp yalan söylüyorsun diyen kim varsa hemen kıvırıyorlar. Şimdi bu zat-ı muhteremin açıklamalarından sonra biz bu tür saldırılara daha önce de muhatap olduk. Bunu biliyoruz. Ben ve arkadaşlarım partinin kuruluşundan ayrılma süreci de dahil. Ben o konulara girmem ama şunu açıklıkla ifade ederim. Muhsin Yazıcıoğlu ve onun dava arkadaşları hiçbir zaman için aklını, iradesini, onurunu başkalarına emanet edip biatçı anlayışlara hiçbir zaman için tenezzül etmemişler, eyvallah etmemişlerdir. Ayrıldıktan sonra Milli Mutabakat Çağrısı diye bir çağrı yapıldı bir heyet tarafından. Türkiye'nin bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ulaşılabilen herkesle tartışıldı, konuşuldu. Uzun süre istişare edildi. İstişarenin sonunda, çalışmaların sonunda bir siyasi karar kurultayı düzenlendi Ankara'da. Bu kurultayda 10 binlerin katıldığı bir kurultaydı. O kurultayın neticesinde kurultay iradesi parti kurma yönünde bir karar verdi. O kararın neticesinde Büyük Birlik Partisi kuruldu. Burada diyor ki para da vermiş olabilir. Bakın bu konuda daha önce de bazıları, başkaları da söyledi. Bu çok utanç verici bir şey. Ben söylemekten de edep ederim ama Büyük Birlik Partisi kurulurken biz 7 milletvekili arkadaşımızla beraber bir bankadan gittik. 7 tane araba kredisi çektik. Borçlandık. Partiyi biz onunla kurduk. Ve yıllarca arkadaşlarımız bilirler. Kaloriferimiz yanmadı. Efendim elektriğimiz kesildi. Telefonlarımız kesildi. Ama biz Ankara'nın o sert soğuğunu genel başkan dahil pardesülerimizle oturarak geçirdik. Bunu da bu alçaklara cevap olsun diye söylüyorum. Bizim böyle bir şey de yok. Ha Büyük Birlik Partisi isteseydi maddi imkana kavuşamaz mıydı? Kavuşurdu. Hatta Büyük Birlik Partisi öyle bir Allah fırsat verdi, imtihan etti ki bizi. Büyük Birlik Partisi'nin 7 milletvekili olmadan mecliste hükümet kurulamıyordu. O dönemde istesek biz 7 milletvekiline bakan yapabilirdik.
O dönemde istesek biz hükümetlerin içinde görev alırdık. Kurslar elimizdeydi. Elimizdeydi ya, kurulamıyordu hükümet. Hatta düşünüldü, taşınıldı, konuşuldu. 57. hükümete bu manada görüşül dediğinde arkadaşlarımızın iradesiyle destek verildi, dışarıdan destek verildi. Belki bugünkü yönetimde olan arkadaşlarımızın gelişine sebep de odur. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle bir süreci yaşamışız biz. Eyvallah etmemişiz. Kimseye tenezzül etmemişiz. O zaman da birileri çıktı yine. Bugün ilk defa burada söylüyorum. Efendim bu partiyi Özal kurdurdu. Hatta o günün parasıyla ifade ettiler. 70 milyar da para verdiler, aldılar dedi. Çok net. Bu iftiralar da tutmadı. Bunu söyleyenler mahkeme huzurunda tazminatlara mahkum edildi, hesap verdiler. Fakat sonradan bize o iftirayı atanların hükümetlere verdikleri oy karşılığında devletin örtülü ödeneklerini nasıl iç ettiğini de bu Türkiye öğrendi, gördü. Sözlerinizde şey dediniz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayı gerçekleşmemiş olsaydı bugün 15 Temmuz olmazdı. Evet. İddiasında bulundunuz. Ve Sayın Rahmetli Başkan'ın davasının bir hafta önce, 15 Temmuz'dan bir hafta önce takipsizlik kararı verilmesi ve bu takipsizlik kararı veren savcının işte belli bir yerlerde göreve geldiğini söylediniz. Açar mısınız? Şimdi şey şöyle, ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmeseydi, şehit olmasaydı demeden şey dedim ben. Kastettiğim şuydu. Eğer dedim şu katilleri, hani suikastçılarla ilgili o dava kapatılıp bunlar serbest bırakılmayıp üzerlerine gidilseydi belki bugün olmazdı. Çünkü suikast yapabilecek kadar işin beyninde olan bu adamlardı. Ama bizim avukatlarımız Allah razı olsun çalıştılar, çabaladılar. Bu 9 kişinin tutuklanmasını sağladılar. Yani Malatya özel yetkili savcılığının talebiyle mahkeme tutukladı bunları. Ama yargı paketi diye 3. yargı paketi çıktı. Ondan çıktı bunlar, tahliye oldular. O zaman gidilseydi soruşturma taleplerine olumlu cevap verilseydi, yapamadılar, olumlu cevap vermediler. O bakımdan onu söylüyorum. İkincisi de şu. Muhsin Yazıcıoğlu buna benzer birçok olayı atlatmış birisidir. Devlet tarafından. Çünkü o aldığı her bilgiyi mutlak surette kim olursa olsun iktidarda, devletin bilmesi gereken her şeyi onlara her zaman ulaştırdı. Ben şahidim. Bunları burada konuşmak istemem. Bugün iktidar edenler, bugün devletimizin tepesinde bulunanlar da bunu yaşadılar ve çok iyi bilirler. O bakımdan Muhsin Yazıcıoğlu Deniz Baykal'ın ifadesiyle meclisin sigortasıydı. Bakın bunu söyleyen Deniz Baykal. Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sigortasıydı diyor. Bunu fikren beraber olmadığımız, belki muhalif olduğumuz Deniz Baykal'ın ifadesi bu. O bakımdan Muhsin Yazıcıoğlu bölgenin de belki sandıktan çıkmadı, milletimiz şey yapmadı, o ayrı bir konu. Ama dediğim gibi cenazesiyle milleti birleştirdi. Meclis sigortası olduğunu gösterdi. O bakımdan diyorum, belki bugün de bunlar bu teşebbüse geçmeden önce haber alır, devletimizi uyarırdı. Böyle inanıyorum, yani şey olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu durup dururken bir suikasta kurban gitmedi. O bir hafta önceki bir takipsizlik kararı verilmesini manidar mı buluyorsunuz? Yani 15 Temmuz'dan bir hafta önce takipsizlik kararının verilmesini nasıl yorumlarsınız? Şimdi manidar değil, kasıtlı. Kasıtlı. Manidar demiyorum bak, ben manidar lafını hafif bulurum. Yani nasıl oldu da verildi? Dosyayı kapatmaksa maksat, adamlar onu yaptılar. Biz arkadaşlarımızın o konuda farklı çalışmaları da var, müracaatlar da yaptılar. O bakımdan bizim söylediklerimizi
dikkat almalarını istiyoruz. Dikkat almadıkları takdirde özellikle bakın şu çıkıp konuşanlar 3-4 kişi var. Yani 45 seneden beri, 30 seneden beri şimdi Fethullah terör örgütü, Fethullah terör örgütü demiyor muyuz? Hepimiz diyoruz. Terör örgütü. Adını diyor muyuz kardeş? O zaman bu adamlar onun yanında 45 yıl oturmuş. Bu zemini hazırlamışlar. Devletin içine sızma lafı, çok hafif bir laf. Devletin kurumları işgal edilmiş. Göz göre 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 işgal edilmiş kardeşim. Öyle. Efendim sızmışlar. Ne sızması? Ne sızması? Özellikle iki tane bakanlıkta hiçbir Anadolu çocuğu o cemaatin halkasına girmeden giremedi o dönem içerisinde. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı. Buraları devletin köşe taşı. Biz yine uyarımızı yapıyoruz buradan. O cemaat terör örgütü, bu cemaat terör örgütü değil. Cemaatler ayrı, tarikatlar ayrı, devletin idaresi ayrı. Biat etmiş aklını, iradesini şeyhine, aklını, iradesini bilmem kime teslim etmiş adamlarla devlet idare edemezsiniz. İdare ederseniz böyle olur. Olmaz. Hak, hak, adalet. Adalet yani insanlar yahu Allah ilmi çalışana zenginliği dilediğime veririm diyor. Ama sen bu ilme, bu emeğe, bu gözyaşına, bu zamana dikkat etmiyorsun. Onların tezgahından, onların efendim şeyinden geçmeyen hiçbir Anadolu çocuğu devlette bir yere getirmediler. Bunlar yarın çok tartışılacak. Bunlar yarın çok konuşulacak. E beni Allah affetsin, billah affetsin diyerek bunları geçiştiremeyiz. Elbette ki Allah affetsin, millet affetsin de PKK öyle. E süreç öyle. Öbürü öyle. İmralı öyle. Berki öyle. O öyle. FETÖ'sü öyle. Bu böyle kardeş Allah aşkına ya. Teşekkür ederim. Çamura iki defa. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.